Egeon TV'nin değerli izleyenleri. Bugün Çal yöresindeyiz. Dünyada Çal karasıyla ünlü ve Çal karasıyla pekmeziyle sirkesiyle ünlü bu beldede binlerce dönüm Çal üzümler yetişir. Ve üzümler tabii ki şu anda biraz ermeye başladı. İki ay sonra da sergiler oluşur. Sergiler olur. İşte bu noktada bu sene üzüm ne olacak diye sorduğumda bu bölgede en çok Çalkarası'nı şarapçılar değerlendirir. Yine Çalkarası'nı Türkiye'nin her yerindeki şarapçılar alır. İşte bu konuda doğru mudur Bülent Akşit? Konuğum da Sayın Bülent Akşit. Kendisi eski muhtar. Yine bu bölgede e, üzümle ilgili işler yapıyor. Yani rütüye dahil olmamak için şarap üretiyorsunuz ve bölgedeki üzümler bu sene verimli mi? Kaç bin dönüm üzüm var? Ne kadar üzüm üretiliyor? Bu konuda ne dersiniz? Öncelikle Ege yön olarak hoş geldiniz diyorum ilçemize, e, tesisimize. Bu sene üzümler çok güzel ama üzümlerin kaderi yok. Güzellik fayda etmiyor kader olmayınca. Büyük bir sıkıntı var şarapçının üzerinde. Genelde bizim bölgemiz sadece Çal'da 8 bin tane üzüm üreten çiftçimiz var. 8 bin? 8 bin. Evet. Bunun yanında Baklan var, Bekilli var, Güney var, Buldan var. Şaraplık üzüm üreten bölge artık çoğaldı. Daha önce Çal'a hastı bu Çalgarası olarak. Güney tütünden üzüme geçti. Yenice, Narence'den üzüme geçti. Bekilli ona keza, Baklan ona keza. Ama üzüm çok, pazar yok. Pazar çok sıkıntıda çünkü şarapçıların başında şöyle bir sıkıntı var. Hükümet özel tüketim vergisini yapılandırma yaptı ama herkesin elinde şarapları mevcut. Özel tüketim vergisi borcu olduğu için bandrol alamıyor devletten. Bandrol alamadığı için de şaraplar siloda bekliyor. Satış yok. Ben malımı satamadıktan sonra üzüm alamam. Biz bunu birkaç tane gelir idaresi başkanıyla görüştük. bu noktada? Pandemiden dolayı. Geçen Oteller sene, kapalıydı. Satış olmadı. Turizm yoktu. Bu, yani bu, anlamda geçen sene ürettiğiniz ürünün ne kadarı sattınız ne kadar elinizde? Bu borçlanma da şundan dolayı kaynaklandı. Ülkemizde dünyadaki olan bu koronavirüs hastalığından dolayı geçen sene Mart aylarında bu hastalık başladı. Geçen sezon boyu komple oteller kapalı kaldı. Biz üzümlerimizi aldık, şarabımızı yaptık ama oteller kapalı olunca elimizdeki mahsulleri şarap olarak satamadık üzümcünün ödemesi geldi. mecburen üzümcünün parasını ödemek zorunda kaldık. Her gün köylüyle yüz yüzesin. Gelecek sene bir daha mal almak zorundasın. Şaraplarımızı satamadığımız için mecburen ortaya borç çıktı. Borç çıkınca da bandrol alamıyoruz. Bu sene de sezon açıldı. Bandrolsüzlükten şarap fabrikaları şaraplarını satamıyor. Neden bandrol alamıyorsunuz? Bandrolü yapılandırma yaptılar borçlar ama ne ne kadar yapılandırma yapılsa da cebinde para yok, elindeki malı paraya çeviremediğin için yapılandırmanın hiçbir faydası yok. Borcu ödeyemiyoruz ki. Diyoruz ki ben birçok ismi önemli değil, siyasilerle konuştum. Ankara'da Gelir İdaresi başkanına kadar ulaştım. sen diyor yapılandırma yap borcunu bitir diyor. Ben bu elimde malım var borcumu ödeyemem dedim. Malım da bozulup çöpe dökülecek. Bu borç da devletin üstünde kalacak. Cumhurbaşkanı bunu istemiyor diyor. Ben inanmıyorum. Tayyip'in belki bu işten haberi olsa, bugün bu olayı duysa gece yarısı bu kanunu çıkartacağına inanıyorum ben. O adam Türkiye'ye para gelsin diye uğraşıyor. Ama şarap olduğu için Tayyip Cumhurbaşkanı şarabı sevmiyor diye hiç kimse Cumhurbaşkanı'na şarapçının derdinden ilgili bir konuyla yanına gidemiyor. Yani şu mu? Ben yani siz istiyorum. vergi borçlarınızı yapılandırdınız. Yapılandırdınız ama borcu ödemeden yeni bandrol, bandrol, bandrol vermiyorlar biz yapılandırdık borçlarımızı ama bandrol alamıyoruz. En azından siyasilere şunu dedik. Uğraşım var benim bu konuyla ilgili. Dedim ki ilk taksicini adam ödesin. Bandrolü dedim peşin alsın. 50 bin bandrol istiyor. Kaç para diyor onlara da 500 bin lira. 500 bin yatırsın. 500 bin liralık. Bandrol alsın, bir milyonluk şarap satsın, taksisini gelsin, yatırsın tekrar, yeniden bandrolu peşin alsın, böyle bir kolaylık çıkarın dedik. Hiçbir kimse şarap adı geçtiği için hükümetin yanına bu tek kanun teklifini bile veremiyorlar mecliste. Ben mevzuyu anlamak istiyorum. Şimdi e, anladığımı size söyleyeyim. Siz borcunuzu yapılandırdınız. Birinci ve ikinci taksitini ödediniz. Ama gidip diyorsunuz ki ben sizden 100 bin liralık bandrol almak istiyorum. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Ama aynen, size aynen. size bandrolu vermiyorlar. Vermiyor. Neden? Borcunun Diyorlar ki. Diyor, tamamını ödediyor. Önce bandı yapılandırmayı tamam. bitir sonra peşin. Evet. 36 aya sığıyor yapılandırma. Ben 36 ay sonra 36 ay ban, borcumu paramı bulup borcumu ödesem bile 36 ay sonra ben bandrol alabileceğim. 36 ay benim elimdeki mal bekler bozulmaz ama çiftçi üzümünü nereye satacak? Bu sene çok büyük sıkıntı var. Çiftçi bu üzümünü satamaz. Satsa bile üzüm fiyatlarında bir değişiklik olmaz, rekabet oluşmaz. Evet, bir çallı olarak Çalkarası'nın bölgesindeki bir gazeteci olarak buradan siyasetlere sormak istiyorum. Diyor ki ben borcumu yapılandırdım. Evet yapılandırdı. Ve bu borç 36 ay sürecek. 36 ay içerisinde iki taksit dedim? Peşin param var. Bana bandrol vermiyorsunuz. Neden? Doğru mu? Evet. Aynen. Neden vermiyorsunuz? Malımızı nasıl satacağız? Ya bu işin içerisinde büyük şarap üreten firmalar diyor ki ufaklar kaybolsun ortadan. Biz kalalım ayakta tek olsun. Ya da diyor satılmasın. Kime yanına gitsek Recep Tayyip Erdoğan bu işe karşı böyle bir teklifle bize gelme diyorlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bilgisi olduğuna inanmıyorum. Yani bürokratlar diyor ki olayın içinde şarap var ya. Reis bu işe karşı, Recep Tayyip Erdoğan bu işe karşı, o zaman çarşı her şeye karşı ve yasaklıyorlar diyor. Bülent Akşit diyor ki yasaklıyorlar ve bu yasaklama da bu bölgedeki özümcünün belini bülküyor. Çiftçi ağladı bu sene, belini büklü değil. E, mazot çok arttı, gübre çok arttı. Mahsul var ama satamayacaklar, pazar yok. Pazar yok üzümün olgunlaşmasına hikay var. Çok acil bir önlem alınırsa, eğer şarapçının yönü açılır da millet otellere malını gönderir, tanklarını boşaldırsa tekrar çift üzümünü satma için bir pazar oluşur. Buna çok dikkat etmek lazım. Bölgede Bu pazar bin acil üzüm bağı var. Bölgede ziraat odasına kayıtlı şu anda 35 bin dönüm işlenmiş bağ var. Çalkara. Evet, Çalkarası. 35 bin dönüm şaraplı üzüm bağı var. Çalda. Çalda. Kim? Baklanıyla, Bekirlisiyle. Baklanıyla, Bekirlisiyle. 100 bin dönemi bulur diye tahmin ediyorum. Evet. Güneyi, baklan, buldan, güney böyle 100 bin dönüm sadece şaraplı üzüm şeyi yeter. Sadece bu bölgeden çıkan üzüm Türkiye'nin yüzde 60 şarabını karşılıyor. 60. 60. Yani bu çalkarısı şaraplarda olmazsa olmaz. Olmaz. O zaman şarap ben zaman zaman otelcilerin yanına gidiyorum. Adam diyor ki bana bana öyle bir şarap getir diyor. Benim diyor ya dışarıdan gelen müşterim. Viski içeceğine şarap içsin ki ben de masraftan kurtulayım. Çiftçi de kazansın diyor. Sizin de malını satılsın diyor. Biz bunun amacındayız. Evet. O zaman Ege Yöntemi olarak diyoruz ki siya ey siyasiler, devlet yetkilileri lütfen üreticinin sesini duyun. Çünkü bu üretici mağdur olunca yine 60-70 bin, 100 bin dönümlük alanda yetişen çalkarası biraz daha pazarda zor duruma düşecek. Çiftçi zor duruma düşecek. İki ay var. İki ayda çözüm istiyor üreticiler. Yani bu tanklar boşalmazsa bu tanklar dolu değil mi? Tanklar dolu. Bu tanklar boşalmazsa yerine üzüm alamayacağız. İşte iki ay önceden ses veriyor Bülent Akşit. Ses veriyor üretici. Bu sesi duyun. Ne olur? Bu sesi duyun ki bölgemiz artık böyle dertlerin bölgesi değil de biraz güzelliklerin bölgesi olsun. Değil mi Bülent Bey? Dileğimiz o. Güzellikler bölgesi olsun. Yeter artık çektiğimiz diyorum. Evet. Yeter artık çektiğimiz diyoruz. Bu sesi siyasiler duymalı ve siyasiler duymalı ki bu sese kulak verip bizi dinlemeli. Doğru mudur? Aynen doğrudur. Aynen doğrudur. Yoksa sizin gibi bu haberleri taşıyıp yerlere göndermedikten sonra bunlar duymuyor. Çiftçi çok kötü mağdur olacak. Çiftçinin kurtuluşu özellikle Çal bölgesindeki şarapçı, şaraplık üzüm üreten çiftçinin aydınlığı acilen 2000 tarihleri sayıları bilmiyorum ama bu ÖTV üzerindeki 5. maddenin 2. fıkrası değişmesi lazım acilen bu sesi duyun diyoruz ve Egeyen olarak Egeön TV olarak bu sorum takipçisiyiz Bülent Bey mutlaka bu sesi biz sizin bu sesinizi siyasilere bir bir altın çerekten anlatacağız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Çiftçi adına da e, teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Üzülmeyin üretime devam edin ve üreten her ee, üreticinin önündeki engelin karşısında Ege olarak biz varız. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler, sağ olun.